Tabii hanımefendi, geçebiliriz. Teşekkürler. Bu sayfa sayısında bu hikayeyi anlatmak, ki bunu yaparken de birbirine bağlama şeklini böyle muntazam bir şekilde hazırlamak gerçekten çok zor bir iş. Usta işi bir kitap olmuş bu. Editörümüz de kitabınızı okumuş ve çok beğenmişti. Yanıltmadı bizleri. Çok sağ olun. Yani bu sizin iç güzelliğiniz. Çok sık karşılaştığımız bir tür değil bu. Alanında yeniliklerle gelen gençlere kapımız her daim açık. Çok güzel betimlemeler, akıcı bir dil. Gerçekten takdire şayan bir iş çıkartmışsınız. Bakın, bu kitabı cümlelerle anlatmak yetmez. İnanın ben hayatım boyunca bu kadar güzel bir kitap daha okumadım. Biz bu kitabı basmak istiyoruz. Ancak bir şartımız var. Biz her türlü şarta hazırız. Bakın, şöyle bir sorunumuz var. Siz yeni yazarsınız. Dolayısıyla isminiz de duyulmadı. Bu kitapta çok güzel yerlere gelebilecek bir kitap. Ancak bunu sizin isminizle basarsak istediğimiz satış rakamlarını alamayız. Bunun için size bir çözüm önerimiz de var. Nedir? Takipçi sayısı ise kolay. Biz Gedeli dahil bütün kasabayı tek tek dolaşır, 50.000 takipçiye ulaşırız, değil mi Asuman? Yok yok. Takipçi meselesi değil. Takipçiye de ihtiyacımız yok zaten. Bünyemizde çok iyi, çok tanınan bir yazarımız var. Bu aralar yazma konusunda bir takım sıkıntılar çekiyor. Gelin sizle bir anlaşma yapalım. Bu kitabı bahsettiğim yazarımızın ismiyle basalım. Size de istediğiniz rakam neyse, haklarınız neyse hepsini verelim. Size hem başlangıç için telif parası ödeyelim, hem de satış başı komisyon sağlayalım. Nasıl yani? Yani benim kitabımı başkasının ismiyle mi basacaksınız? Ben anlayamadım. Merak etmeyin. Bu sadece ilk adımınız için size yaptığımız bir iyilik aslında. İkinci kitabınızı getirdiğiniz zaman sizin isminizle basarız. He. Hem böylece sizinle kontağımız güçlenmiş olur. Hatta belki de bünyemize yıllarca işbirliği yapabileceğimiz bir yazar kazandırmış oluruz. Yani tabii siz nasıl istiyorsanız öyle yani. Siz ne aklı böyle bir şey teklif edersiniz ya? Ha? Ya sizin hiç utanmanız yok mu? Hayır yani, bir de gelmişsiniz, sanki bize büyük bir fırsat sunuyor gibi bunu anlatıyorsunuz. Osman dur, ne yapıyorsun sen Allah aşkına ya? Dur bir sakin ol. Tam ikinci kitabı benim ismimle basacaklarmış işte. Hayır, benim ismim olmamış, olmamış. Ne önemi var ki? Ramon basılmış olacak sonuçta. Hayır, kabul etmiyoruz. Ramazan bu kitap için çok emek verdi. Bu kitabı benim için yazdı. Asla kabul edemem böyle bir şey. Üstünde Ramazan Kaya yazana kadar Ramot'un basılmasına müsaade etmeyeceğim. Hadi Ramazan, gidiyoruz. Hadi kalk, gidiyoruz. Asuman. Asuman. Ya Asuman. Asuman ne fark eder ki ya? Yani ben şey yapabilirdim yani. Bu haksızlık Ramazan. Bak, sen mütevazı bir adamsın. Belki senin için önemli olan sadece birilerinin kitabını okuması olabilir. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Senin adın yazacak. Bu kitabı sen yazdın, senin adın yazacak.